Evet, Haluk Bey hoş geldiniz bize. Hoş bulduk. Ne işiniz var bize, niye geldiniz? Sigarayı bırakmak için geldim. Biz sigara bıraktırmıyoruz ki, nikotinden iğrendiriyoruz. Aa öyle mi? Tabii. Bu da bizim için yeterli zaten. Yeterli mi? Yeterli. İğrenmemiz, bırakmamızın. Peki beyefendi, biraz evvel geldiğiniz zaman sizi kulağınızdan muayene ettik. Evet. Şimdi siz Karadeniz çocuğusunuz. Allah aşkına erkekçe konuşuyoruz diye. Aynen. Delikanlıca. Doğruları yok konuş. Peki. Ben sizi bir muayeneden geçirdim. Şu anda 67 yaşındasınız. Evet. Ve bu kadar yıl yaşadınız. Kaç doktora muayene oldunuz veya gördünüz, tanıdınız, bildiniz? Biliyorsunuz değil mi? Biliyorum. Kaç profesör otursaydı, böyle sizi 15 dakikada muayene etseydi, o bulguları bulabilirdi? Şimdi vücuttaki rahatsızlıkların hepsinin ayrı ayrı doktorları var. Ya mesela bir dahiliyeci, bir haricici olayını. Onu anladık. Siz kaç tane profesör otursaydı benim bulduklarımı 15 dakikada veyahut da bir saatte değil bir günde bulabilirdi. Bulabilir miydi? Yani. Hı? Çok bulamazdı. Bulamazdı. 30 profesör dizilseydi bile bir gün onlara verseydik, bir ay verseydik o bulguları bulamazdı. Bulamazdı. Memnun musunuz bizden? Tabii ki. Peki. Biz sizi tedaviye almadan önce dedik ki kulağınızdan size o sigara bıraktıktan sonra insanların ortaya çıkan gerginlik, stres, sinir, öfke ve ona benzer şeylerinden dolayı insanlar geri dönüyor sigaraya. Sigara içmeye devam ediyorlar. Biz onları tedavi edeceğiz dedik buradan. Ve ettik. Ve biraz sonra dedik, siz 5-6 saat oldu değil mi sigara içmeyeli? Oldu, oldu. Bu sigara açlığı içinde sizi teslim aldık. Evet. Bu sigara açlığı içinde sizin canınız çok istiyordu. Ama tedaviyle dedik ki onu kıracağız. Şu anda aynı şiddette tütün içme arzunuz, bakın nikotin arzunuz kaldı mı? Kalmadı ama merak ediyorum. Tabii o ayrı. Onu biliyorsunuz. Zaten elimde tutuyorum. Evet. O kalmayışı sizi şaşırttı mı? Enteresan tabii. Bu çok önemli. Çok önemli. Peki, bir haber uzmanı, değil mi? Oğlunuz. Arkadaşım, oğlum demeyeyim. Arkadaşın mı? Baba oğul gibiyiz. Peki, o arkadaşa şunu söyleyelim. Hiç böyle bir şey görmüş mü? Babasının böyle bir neticeyle karşılaşabileceğini, bu sonucu alabileceğini bekliyor muymuş? Kendisine sormak lazım. Soralım. Merakla bekliyorum. Şu an şaşkınlığımı devam ediyor. Değil mi? Sigara yaktıktan sonrasını merak ediyorum. Canım istemiyor lafı ona yetiyormuş mu acaba? Tabii İkna çok. İkna olmuş mu? Çok önemli. Ben inanıyorum size zaten. Bu çok önemli. Bu çok önemli. Türkiye'de farklı bir muayene, farklı bir tedavi yapıyoruz. Yepyeni, değişik bir usul ve uygulama. Acı ağrısızı yok, ilaç yok, kimya yok. İç kimyayı, yani nikotinik reseptörleri uyararak onu harekete geçirdiğimizden dolayı iç kimyayı düzene koymayla bunu başardığımızı herkese ilan ediyoruz. Ve testimize geçiyoruz. Bakalım. Evet, öne doğru eğileceksiniz. Ağzınız, şimdi unutturmayın bana. Biraz evvel ağzınız kupkuruydu değil mi? Evet, şimdi ıslandı. Islandı. Burnunuz tıkalıydı. Yok. Açıldı. Derin nefes alın. Harika. Harika. Bu kadar nefes alabiliyor muydunuz? Delikanlı gibi değil mi? Yenilendiğinizi, yenileneceğinizi vaat ettin mi biraz önce? Evet. Peki şimdi daha kendinize özgüveniniz? Yani. Daha iyi. Şimdi dağlar sizi bekliyor. Yaylalar da. Hep beraber inşallah. Tamam. Biz de sizi oraya bekliyoruz. Tamam inşallah. Ve şu anda test yapıyoruz. Bakalım ağzı, burnu ne duruma gelecek. Ama test amaçlı içireceğimiz sigarayı ben yardımcı olacağım size. Aslında 3 fırt çekmeniz lazım. Tek tek fırt vereceğim size. Tek tek çekeceksiniz.
Evet. Evet. Tek fırt çekin önce. Dışarı salmayın. Derin nefes alın. Bir nefeste. Sizden açıklama istiyorum. Ne yaptı? Şey yaptı yani, böyle bir bulantı oluştu. Hı hı. Başka? Bir bulantı oluştu yani. O dumanı içeriye çekmek istemediniz. İstemediniz. İstemiyorsunuz yani. İstemedim demek istiyorsunuz. Ben istemedim. Evet. İstemedim. Ağzınız ne duruma düştü? Ne duruma döndü? Böyle bir şey oluştu. Acı oldu mu? Nefesiniz. Alın şimdi nefes. Halbuki biraz evvel ben çekerim dediniz değil mi? Çekin bakalım. O dediğiniz gibi çekin bakalım ne olacak? Akciğere gönderin. 3 nefes ama bu defa. Çekin çekin. Ha, çekemediniz pardon. Geri saldınız. Evet. Alacağımı burnumdan aldım zaten. İflas ettirdi sizi değil mi? İğreniyor musunuz şimdi Haluk Bey? Evet. İğrendiniz. İçemiyorsunuz ya. Bir şey söyleyeceğim size. Sosyal medyada aleyhimde çok 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 denk tanımadıkları halde yorum yapanlar var. İşte şuna böyle yaptı, buna böyle yaptı. Hadi şunu da yapsın, hadi. O vehimli insanlar var, sigara tiryakileri. Onlara işin ne kadar gerçek olduğunu şöyle sizin dilinizde açıklar mısınız? Yani sigara bırakmak isteyen herkesi Aa, bana reklam yapmayın. Onu yok istemiyorum. yok, reklam olarak değil. Yani Hayır. şu anki şu benim Ne yaşadığım kadar rahat bıraktığınızı olayı yaşamasını isterim. Heh. Yani gelip birebir yaşadıktan sonra nasıl şimdi ben anlatacağım acaba falan diyecekler de Desinler. Siz içinizden geldiği gibi birebir konuşun. yaşadıkları zaman şu anki benim söylediklerimin hepsini onlar da yaşadıkları için aa deyip şaşıracaklar. Değil mi? Siz şaşırdınız değil mi? Şaşırdım yani ben 45 Şöyle senelik bir yudum daha. 45 senelik sigara tiryakisiyim. Nefes alın. Ne hissettirdi size? Çekin. Derin çekin. Akciğere gönderin ama. Gitti değil mi? Gitmiyor akciğere. Evet. İşte bu kadar. Bence Doktor Faruk Öncel yöntemiyle sigara bırakmanın ne kadar başarılı olduğunu testin hiçbirinde şimdiye kadar ben kaybetmedim. Ben kaybetmedim. Çünkü ben ilmi, tıbbi ve bu konuda hem Doğu tıbbı hem Batı tıbbını birleştirerek tedavi yapıyorum. Ben hokus pokus veyahut da ya tutarsa ya itibar etmiyorum. İlmi olarak tedavimi yapıyorum. Neticeyi işte böyle alıyorum. Kesin iğrendiriyorum. Var mı ötesi? Amerika, İsrail bir kişiyi daha kurtardım elinizden. Artık sigara satamayacaksınız ona. Paralarımızı alamayacaksınız. Sağlığımızı da hiç alamayacaksınız. Kurtardık. Faruk Hocam, 25 yıllık bir gazeteci olarak babama yaşattığınız bu tecrübe için çok teşekkür ederim. Ben zaten size inanıyordum. Babamın da bu inancı bu kadar derin değildi ama şu an yaşadıklarını gördükten sonra çok çok teşekkür ederim. Bence yeniden yaşama dönmesi benim için de sizin için de en sevindirici, en mutlu edici neticedir. Önemli olan budur. Hayata dönmesi ve yeniden yaşaması. Kaybetmek üzere olduğu yaşamı yeniden kazanması bizim için çok önemli.